Arkadaşlar merhabalar. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlere Türkiye'deki enerji kaynakları ve madenler konusunu işledik. Şimdi ise çok çok önemli bir konu olan Türkiye'de sanayi, Türkiye'de sanayinin dağılışı konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Türkiye'deki sanayi ve sanayi kollarını birlikte işleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce şu hatırlatmayı yapayım. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Hadi hep birlikte Türkiye'deki sanayi dersimize başlayalım değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar Türkiye'deki sanayi ile başlıyoruz. İlk başta sanayi kollarının dağılışıyla başlayacağız. Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılışını etkileyen faktörler nelermiş bakalım. Sanayi dağılışının dağılışın faaliyetlerini etkileyen en önemli faktör tabii ki de ham madde faktörü değerli arkadaşlar. Daha sonra enerji kaynakları, yine sermaye, iş gücü, ulaşım ve pazar olmak üzere toplam 6 faktörümüz var. Bunlar sanayi faaliyetlerinin Türkiye içerisindeki dağılışını etkileyen faktörlerdir. Tabii ki burada dediğim gibi en önemlisi e, ham madde faktörüdür. Tabii bir önceki dersimizi izleyen arkadaşlar da söylemiştim. Türkiye'deki sanayinin en önemli sorunu sermaye sorunu ve teknolojik yetersizliklerdi diyeceğiz. Şöyle bir baktığımızda Türkiye'deki sanayi faaliyetlerinde ilk başta ham maddeye bakalım. Değerli arkadaşlar ham maddede size daha önce söylemiştim. Hem tarım faaliyetlerinde hem de e, enerji kaynakları ve madenler e, videosunda dersinde söylemiştim. Eğer kurulan yerle işlenen yer aynıysa yani çıkarılan yerle bir madenin çıkarıldığı yerle İşlenme yer aynıysa ham maddeye yakınlık önemlidir. Mesela bakın Elazığ'da ferro krom tesisi. Krom nerede çıkıyordu? Elazığ Guleman'da çıkarıyordu. Bakın çıkarılan yerle ile işlenen yer aynı olduğu için burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Ham maddeye yakınlık. Şeker. E şimdi şeker fabrikaları tabi Türkiye'de ilk başta Uşak Alpullu'da Uşak'ta ve e, Kırklareli Alpullu şeker fabrikası var ama mesela Konya'da şeker fabrikası. Ham maddeye yakınlık. Ayseri'de şeker fabrikası. Ham maddeye yakınlık diyeceğiz. Kağıt sanayisi. Değerli arkadaşlar. Kağıt sanayisi ülkemizde daha çok Batı Karadeniz'de. Kağıt gelişmiştir diyeceğiz burada. Kağıt sanayisi. O zaman ben daha çok Batı Karadeniz'de e, kağıt fabrikalarını görürsem ham maddeye yakınlık. Özellikle Giresun'da, da, yine Muğla'da arkadaşlar. Mersin gibi faaliyetlerde burada neyi görüyoruz? Kağıt sanayisini görüyoruz. Yağ sanayisi. Özellikle arkadaşlar yağ sanayisi. Mesela balık yağı Trabzon'da. Ayçiçek deyince zaten Trakya e, Ayçiçek yağının başkenti. O yüzden Ayçiçek yağı Trakya'da e, üretilip e, Trakya'da sanayisiyle e, kullanılıyorsa, sanayide kullanıyorsa o zaman ham madde diyeceğiz. Mesela unlu mamiller. Unlu mamillerde buğday kullanılır. Buğday en fazla İç Anadolu'da üretilir. İç Anadolu'da üretilip İç Anadolu'da sanayi faaliyeti varsa ham madde diyeceğiz. Mesela et ve süt ürünleri ki Erzurum, Kars'ta daha çok mera hayvancılığı olduğunu görüyoruz. Ya da mesela Konya ve çevresinde büyükbaş hayvancılığın olması bunlara etmendir. Petrol ve petrol nereden çıkarılır? Batman'da ki Batman'da işlenir. Kromu zaten söylemiştik. Hamitabat doğalgaz ki doğalgazın Türkiye'de en önemli çıkarıldığı yer Hamitabat'tı. Ee, o yüzden burada çıkarılıp burada işleniyor. Konya Seydişehir'de alüminyum var ve Batman petrol olduğunu yine söylemiştik. Burada ham madde yakınlık önemli. Ulaşım. Değerli arkadaşlar bazı sanayi kolları ulaşım için çok çok önemlidir. Özellikle üretilen sanayi mallarının iç ve dış piyasada tüketilmesi gerekiyor. Yani iç ve dış piyasaya sevk edilmesi gerekiyor. Bunun için ulaşım çok önemli. Burada baktığımızda güçlü karayoluna, deniz yoluna, hava yoluna ya da demiryolu gibi ticari faaliyetlerin canlı olduğu yerlerde genellikle ulaşım sebebiyle sanayi faaliyetleri gelişmiştir. Hadi bunlara örneklere bir bakalım. Mesela Samsun bakır. Değerli arkadaşlar, bakır neredeydi? Kader diye kodluyorduk değil mi? Kastamonu Küre Artvin, Nurgul, Diyarbakır, Ergani, Elazığ, Maden, Rize, Çayeli. E şimdi bunların hiçbirinde Samsun yok. O zaman Bakır Samsun'da çıkarılmaz. Peki neden Samsun'da Bakır işlenir? Çünkü ulaşım söz konusu. Liman fonksiyonu gelişmiş. Ulaşım geliştiğinden dolayı Samsun'da. Ya da bakıyorum Demirçelik, İskenderun. Şimdi ben Malatya Hekiman Hasan Çelebi'den aldığım demiri nerede işliyordum? Ee, İskenderun'da. Neden? Çünkü ulaşım olanakları gelişmişti. İzmit, İzmir, Mersin gibi yerlerde petrokimya tesisi yine ulaşım söz konusu. İskenderun, Mersin, İzmir, Samsun buralarda gübre fabrikasının olmasının sebebi yine ulaşım faaliyeti diyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de daha çok liman fonksiyonundan dolayı buralarda sanayi tesislerinin geliştiğini görmekteyiz. Devam edelim şöyle arkadaşlar. Şimdi mesela enerji kaynağı ki bunu söyledim. Çok keza söyledim. Lütfen unutmayın bunu. Özellikle ham işlenebilmesi için bir enerji kaynağına, yüksek ısılı bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Örneğin demir çelik sanayisi Ereğli Karabük'te. Neden? Çünkü burada taş kömür yatakları var. Yani enerji kaynağı vardır. Sakın ham madde demeyin. Buradan yine uyarıyorum. Enerji kaynağı diyeceğiz. İş gücü. Değerli arkadaşlar tabii ki de sanayide çalışacak eleman iş gücü lazım. O yüzden üretimi gerçekleştirebilmek için en önemli koşullardan birisi de insan faktörüdür diyeceğiz. Türkiye buraya baktığımız zaman kalifiye elemanda çok fazla iş gücünde sıkıntılar buluyor. Tabii ki vasıfsız elemanda çok fazla potansiyel fazlayken maalesef ki kalifiye elemanda sıkıntılar yaşamaktayız. Yine su kaynakları özellikle metalürji dediğimiz madencilik alanında su kaynaklarına yakın olmak zorunda değerli arkadaşlar. Örneğin nükleer enerji Mersin'de ve Sinop'ta kurulumu gerçekleştiriliyor şu anda hala proje aşamasında e niye Mersin ve Sinop? Çünkü su kaynaklarına yakınlık önemli soğutma su ihtiyacından dolayı diyeceğiz. Şimdi pazarlama şimdi pazarlamada arkadaşlar örneğin mesela tekstil sanayisi Şanlıurfa'da tekstil sanayisini görürsen o pamatte diyeceğiz niye? Çünkü pamuk Şanlıurfa'da üretiliyor, tekstil sanayisine işleniyor aynı yerde üretilip işleniyorsa pamatte. Ama bir İstanbul'da bir tekstil sanayisi varsa bunun sebebi kesinlikle pazar odana diyeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi bunlar sanayi kollarına şöyle sanayi faaliyetleri kollarına bakalım. ÖSYM buradan arkadaşlar sordu, mobilya sanayisini sordu. Yine karşımıza gelebilir. ÖSYM buralardan sormayı seviyor değerli arkadaşlar. Şimdi başla sanayi kollarında ilk başta besin sanayisine bakalım. Özellikle Türkiye'de hem tarımsal hem de hayvansal hammaddeyi oluşturan bir sanayi dalıdır diyeceğiz. Ee, tarım ve hayvancılığın geliştiği ve nüfusun fazla olduğundan dolayı besin sanayisi bizde çok gelişmiştir. Çünkü belli bir tüketim var, belli bir tüketime göre üretim de yapılmak zorundadır. Buna bağlı olarak da genellikle besin sanayisi gelişmiştir. Tabii ki arkadaşlar, besin sanayisinde kullanılan hayvansal ve tarımsal besinler çabuk bozulabilen gıdalar olduğu için genellikle besin sanayisi üretilen yerin yanına kurulmuştur. Yani ham madde yakınlık söz konusudur diyeceğiz. Hemen şöyle bir bakalım. Şeker pancarı. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu hariç her yerde ne olurdu arkadaşlar? Yetişirdi. Özellikle baktığımız zaman ham maddeye yakın olma zorunluluğu vardır. Çünkü şeker pancarı çabuk bozulabilen bir gıdaydı. Mesela Türkiye'de ilk kurulan Alpullu şeker fabrikası bunu zaten söyledik. Mesela Uşak'ta kuruldu. Yine arkadaşlar nerede görüyoruz? Konya'da görüyoruz. Ayseri'de görüyoruz. E bunların sebebi ne? Yine ham maddedir. Başka yağ fabrikaları özellikle zeytinyağına baktığımızda Ege kıyıları ve Marmara'da yağ fabrikasının sanayisini Ayçiçek yağında ise Trakya'yı görmekteyiz arkadaşlar. Ve yine un, makarna, bisküvi, yine bunlar unlu mamuller olduğu için e, buğday sanayisinin ya da buğday üretiminin fazla olduğu İç Anadolu bölgesinde yaygındır diyeceğiz. Şeker fabrikası, şey pardon, çay fabrikası, Türkiye arkadaşlar çay cumhuriyetle birlikte gelmiştir. İlk fabrika 1947 yılında Rize'de kurulmuştur diyeceğiz. Ham madde yakın, ham maddeye yakın olmak zorunlu O yüzden e, Doğu Karadeniz'de çıkarılır ve Doğu Karadeniz'de işlenildiğini söylemiştik. Et ve süt ürünleri, özellikle yine ham maddeye yakınlık söz konusu burada, büyük baş hayvancılığın ve küçük küçükbaş hayvancılığın geliştiği yerlerde et ve süt üretimi fazlaydı. Özellikle Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Trakya ya da Ergene Havzası'nda, Orta Anadolu'da, İç Anadolu'da da yoğunluk göstermiştir diyeceğiz. Konserve deyince daha çok Çanakkale'ye gidiyoruz değerli arkadaşlar. Güney Marmara kıyıları, Çanakkale, Bursa, Balıkesir'de gelişmiştir diyeceğiz ve yine Ege kıyılarında geliştiğini görüyoruz. Dediğim gibi konserve de Çanakkale'ye. Sigara deyince İstanbul ki İstanbul çok çok önemli burada. Hem büyük bir pazar olanağıdır İstanbul. Samsun arkadaşlar Balatya, Bitlis gibi Edir, ee, İzmir gibi yerlerde sigara sanayisi gelişmiştir diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar dokuma ve giyim sanayisine bakalım. Özellikle halı kilim dokumasında ee, ülkemizde Isparta, Uşak, Manisa, Kula, Kütahya, Simav gibi, Demirci gibi, Gördes, Milas bunlar birazcık da geçmişten gelen e, kültürel mirası koruyor arkadaşlar. Yine Kayseri'de Hereke halısı var mesela çok çok önemli. Konya ve Sivas'ta gelişme göstermiştir diyeceğiz. Ülkemizin büyük bir bölümünde gelişme göstermiştir. Özellikle Kula, e, Gördes gibi, Hereke gibi yerleri unutmayın. Isparta gibi yerler önemli. Pamuklu dokuma dediğim gibi Türkiye'nin hemen hemen her yerinde pamuklu dokuma gelişmiştir. İstanbul'da mesela pamuklu dokuma sanayisinin olmasının sebebi nedir diye sorarsa ÖSYM e, tabii ki de pazar olana diyeceğiz. Ama Adana'da nedir diye sorarsa ham madde diyeceğiz. Valla Kayseri'de gelişmiş, Malatya'da, Aydın Nazilli'de, Denizli'de ya yani birçok yerde geliştiğini görüyoruz değerli arkadaşlar. Yani bunların hepsini bilmenize gerek yok. Geldik ipekli dokuma özellikle Bursa gemlikte doğal olarak İstanbul'da ise suni olarak sanayisi gelişmiştir. İpek sanayisinin geliştiğini görmekteyiz. Yine yünlü dokuma arkadaşlar tabi işte birazcık buralar birazcık ayrıntı. Bu tarz bir ayrıntı soruyor ÖSYM. E sormadı. Ee, en azından ipekli yünlü bir ayrımını sormadı sizlere dokuma sanayisinde. Sorar mı? Yani ÖSYM artık ayrıntıya girmeyi seviyor değerli arkadaşlar. Sorabilir. Kayseri, Uşak, Siirt gibi Sparta gibi yerlerde e, yünlü dokuma geliştiğini görüyoruz. Yine deriye baktığımızda yine İstanbul, İzmir gibi yerlerde bunları görmekteyiz. Yine Erzurum, Kars'ta da deri dokumasının e, olduğunu görmekteyiz. Yine hazır giyim bakın arkadaşlar hazır giyimde mantık şu konfeksiyonda büyük şehirlere yakın olsun ki pazar olanağı önemli. Zaten ilk 3 şehri görüyor musunuz? İstanbul, İzmir, Ankara. Zaten Türkiye'nin en büyük şehirleri. O yüzden hazır giyimde yani konfeksiyon e, sanayisinde özellikle e, büyük şehirlere yakın olmak zorunda. E, bu da pazar olanağını geliştiriyor tabi. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Adana gibi şehirlerde gelişmiştir diyoruz. Orman sanayisinde daha çok kağıt sanayisi ve kereste sanayisinde kullanıyoruz. Ülkemizde ee, ham maddeye bağımlılık söz konusu orman sanayisinde. Ve değerli arkadaşlar daha çok Batı Karadeniz'de orman sanayisini görmekteyiz. Mesela kağıt sanayisinde Giresun Aksu'da, Zonguldak, Çaycuma, Muğla, Dalaman, Balıkesir'de, Afyon'da ve Mersin'de taş bunları görmekteyiz kağıt sanayisinde. Tabi bunların bazıları kapatıldı değerli arkadaşlar ya da aktif olarak çalışmıyor. Ee, günümüzde biz kağıdı dışarıdan daha çok ithal ediyoruz. Maalesef ki kendi öz doğal kaynaklarımızı kullanmak yerine dışarıdan ithal ediyoruz. İnşallah bu sanayi tesisleri tekrardan açılır ve tekrardan kullanılır diyoruz. Mobilya sanayisi ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru arkadaşlar. ÖSYM geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam mobilya sanayisinin yerlerini sordu. Aşağıdakilerden hangisinde mobilya sanayisi gelişmemiştir diye sordu. Ee, lütfen unutmayın bu tarz sorular geliyor karşınıza. Bursa'da, Ankara, Kayseri, İstanbul, İzmir, Manisa gibi şehirlerimizde mobilya sanayisinin geliştiğini görüyoruz. Yine büyük şehirleri görüyoruz arkadaşlar. Bursa gibi Ankara, Kayseri, İstanbul, İzmir. Bunlar büyük şehirler ki Manisa'da içerisinde olmak üzere mobilya sanayisinin geliştiğini görmekteyiz. Ve yine değerli arkadaşlar Kereste sanayisinde daha çok yine Batı Karadeniz'e gideceğiz. E çünkü orman en fazla Batı Karadeniz'de Türkiye'de Sinop, Düzce, Kastamonu, Bartın gibi şehirlerimizde gelişmiştir diyoruz. Yine arkadaşlar bakın burada söylüyorum. Kağıt üretimi Türkiye'de karşılamadığı için genellikle ithal ediyorlar. Mobilya önemli bir ihraç ürünlerimizdir arkadaşlar. Mobilya sanayisinde ham maddeye yakınlık söz konusu değil. Niye? Çünkü mobilyanın temel geçim kaynağı ormanlardır değil mi? Yani ormanlardan ee, sanayi sağlanıyor. Ama Ankara, İstanbul, Kayseri gibi mobilya sanayisinin geliştiği yerlerde çok yoğun bir şekilde ormanı görmüyoruz. O yüzden mobilya sanayisinde ham madde yakınlık söz konusu değil. Daha çok pazar olanağının geliştiği yerlerde fazladır. Geldik taş ve tap, toprağa dayalı sanayi. Şimdi cam sanayisi özellikle İzmit'te çok gelişmiş, Sinop'ta çok gelişmiş. Genellikle kıyı bölgelerimizde bunları görüyoruz. Bursa'da, Denizli, Konya, Kırıkkale ve Mersin'de cam sanayisinin çok geliştiğini görmekteyiz değerli arkadaşlar. Sinop çok çok önemli bu konuda. İzmit çok önemli. Çimento sanayisi Türkiye'de hemen hemen her bölgede tabii ki de bulunur diyeceğiz. Seramik sanayisi deyince İstanbul e, pazar olanağı yine burada gelişmiş. Kütahya seramik zaten hepimizin e, bildiği Bilecik var, Manisa, İzmit gibi yerlerde, Çanakkale gibi yerlerde seramik sanayisinin geliştiğini görüyoruz. Tabii Kütahya, Bilecik, Çanakkale bunlar önemli. Özellikle arkadaşlar, çam e, şey burada cam, çimento ve seramik sanayisi iklim koşullarından etkilenmeyen bir sanayidir. Önemli ihraç ürünlerimizdir diyeceğiz. Maden sanayisi. Bunları zaten konuştuğumuz için çok fazla üzerinde durmuyorum. E, madencilik faaliyetlerinde görmüştük bunları. Demir-çelik sanayisi Karabük, Ereğli'de, İskenderun'da, Kırıkkale, İzmir, Sivas gibi yerlerde demir-çelik sanayisi gelişmişti. Bakır sanayisi, Samsun, Artvin, Elazığ'da gelişmişti. Bunları dediğim gibi e, madenler konusunda anlatmıştım zaten. Ferro-Krom yani demir ve kromun işlenildiği tesis Elazığ ve Antalya'da. Alüminyum Konya, Seydişehir'de. Boraks yani bor madeni fabrikaları Bandırma'da. Peki niye Bandırma'daydı? Çünkü ulaşım olanaklarından dolayı Eskişehir Kırka ve Kütahya Emet burada da ham maddeye yakınlık söz konusuydu. Yine metalurji olarak adlandırılan maden sanayisinde su kaynaklarına yakınlık çok önemli olduğunu zaten söylemiştim. Kimya sanayisinde en fazla petrokimya sanayisini kullanmaktayız ki petrol rafinerilerini görüyoruz burada. Batman'da petrol rafineri varsa bunun sebebi ham yakınlıkta. Mersin, Ataş, İzmit, İpraş, İzmir, Alea, Kırıkkale, Orta Anadolu petrol rafinerileri vardı diyeceğiz. Mesela ilaç sanayisi sormada ÖSYM sorabilir lütfen dikkat edelim. Yine büyük şehirlerimizde pazar olanağı olduğundan dolayı var. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Samsun, İzmit gibi şehirlerimizi görüyoruz değerli arkadaşlar. Yine gübre sanayisinde tabii ki de Türkiye'de fosfat gübre yapımında kullanılıyordu. Ki fosfat deyince de maden mazı da aklımıza gelir. Ve yine İskenderun, İzmir, Mersin, Bursa, Elazığ gibi yerler aklımıza geliyor diyeceğim. Ve yine lastik sanayisinde ise Kırşehir, Adana, İzmit gibi şeylerimizi görüyoruz. Devam ettiğimizde arkadaşlar makine sanayisi özellikle otomotiv sanayisinde tabii ki Türkiye'de önde gelen ilimiz Bursa arkadaşlar. Bursa Gemlik'te hatta ee, yeni Türkiye'nin yerli milli arabası olan Togun üretimi vardı. Yine Adapazarı, İzmit, İstanbul gibi şehirlerimizde, Aksaray'da mesela Adana'da bunları görüyoruz. Lokomotif vagon e, sanayisi özellikle Eskişehir'de ve Sivas'ta arkadaşlar. Önemli bu yine karşınıza gelir çıkabilir ÖSM sorar bunu. Lokomotif vagon, vagon e, sanayisini Eskişehir ve Sivas lütfen unutmayın. Ev aletleri özellikle yine büyük şehirlere yakın olan yerlerde İstanbul, İzmit, Bursa gibi Eskişehir, İzmir, Manisa gibi yerlerde görmekteyiz. Savunma sanayisi deyince direkt arkada burada Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'de de silah sanayisi olduğunu görmüştük. Hatta Kırıkkale'de petrol rafineri de olduğunu görüyoruz ve yine demir çelik fabrikası da vardı. Dayanıklı tüketimde yine İzmir, İstanbul gibi şeyleri görüyoruz değerli arkadaşlar. Tersane denince Türkiye'deki en büyük tersanelerden birisi Tuzla tabii ki pendik var. Bunlar çok çok önemli. Gölcük, Hasköy, Kartal gibi tersanelerimiz var arkadaşlar diyoruz. Şimdi organize sanayi bölgeleri dediğimiz OSB'lere bakalım. Şimdi Türkiye'deki OSB'lere baktığımızda arkadaşlar sanayi kuruluşlarının o uygun görülen alanlara belirli bir plan dahilinde yapılmasına OSB yani organize sanayi bölgeleri denir. Peki organize sanayi bölgelerinin amaçları nelerdir? Şöyle bir bakalım. 1 Sanayinin uygun olduğu alanları yapılandırmasında etkilidir. Düzenli kentleşme yani kentleşmenin düzenli olmasını sağlar. Çevresel sorunları önler çünkü sanayiyi belirli bir alana toplar. O yüzden oradaki kirliliği belli bir alana toplar ve bu da çevre kirliliğini önler. İmalat sanayisinin belli bir plana göre yetiştirilip gelişmesini sağlar diyeceğiz. Türkiye'de en fazla organize sanayi bölgesi e, Bursa'da olduğunu görüyoruz. Bakın şurada hemen. Bursa'da en fazla organize sanayi bölgesi. Yine Ankara'da, Konya'da, Kocaeli'nde, İstanbul'da ve yine hemen şurada İzmir'de çok yoğun olarak organize sanayi bölgelerini görmekteyiz değerli arkadaşlar. Bundan sonra da Türkiye nüfusunun şöyle bir sektörel dağılımına baktığımızda en son açıklanan veriye göre Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak %55'i hizmet sektöründe, 17'si tarımda, 21 ise sanayi faktöründe çalışıyor. %6'sı ise inşaatta çalışıyor değerli arkadaşlar. Bu konu birazcık zor bir konu. Birazcık ayrıntı bir konu değerli arkadaşlar. O yüzden lütfen bol bol tekrar edip bol bol soru çözün. Özellikle soru çözdüğünüz zaman üzerine oturacağını düşünüyorum. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bundan sonraki konumuz Türkiye'deki ulaşım konusu arkadaşlar. Ben o derse geçiş yapıyorum. Sizleri de oraya bekliyorum değerli arkadaşlar.